geldiniz. Hoş bulduk. Okul öncesi eğitim, insan gelişiminin en hızlı ve en duyarlı dönemini oluşturur. Yaşamın ilk yıllarında alınan eğitimin ve geçirilen deneyimlerin ileri yaşlardaki öğrenme yeteneği ve gelecekteki başarı üzerine olumlu etkisi çoktur. Okul öncesi eğitimin amacı çocukların bedensel, zihinsel, duygusal gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını, onların ilk öğretime hazırlanmasını, koşulları elverişsiz çevrelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı oluşturulmasıdır. Çocuklarımızın zeka seviyesini yükseltmekte, algılama kapasitesini artırmaktadır. İleriki sınıflardaki başarı oranı okul öncesi eğitim olan çocuklarda diğerlerine göre daha fazladır. Okul öncesi eğitim olan çocukların özellikle sosyal yönleri daha fazla gelişir. Okul öncesi eğitim kurumları sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, yardımlaşma, paylaşma, kendini tanıma, kendine güvenme gibi sonuç olarak çocuğun yarınlarına sağlıklı bir şekilde hazırlanması için fırsatlar sunan kurumlardır. Öğretmenlerimizin büyük gayretleri ve emekleriyle düzenlediğimiz bu şenliğimizin amacı okul öncesi eğitime dikkat çekmektir. Velilerimizi ve halkımızı bilinçlendirerek çocuklarımızı okul öncesinde de eğitilmesi gerektiğini anlatmaya çalışmak. Diyorum. Bakanlıkla eşgüdümlük eş zamanlı olarak başladığımız okul öncesi eğitim şenliklerinin temel amacı okul öncesi eğitimde okullaşma oranını artırmaktı. Dördüncüsüne bugün yaptığımız, dördüncüsünü kutladığımız eğitim şenliklerinin geldiğimiz noktasına baktığımız zaman %8'ler gibi bir düzeyden %24'lere okul öncesi eğitim okullaşma oranımızın çıkarıldığını görüyoruz. Bakanlığımızın Türkiye geneli okullaşma oranındaki tespiti %39'lar civarındadır. Elbette bizim ilçemiz eğitim müdürlüğü olarak hedefimiz öncelikle Türkiye geneli hedefi yakalamak, ardından da okul öncesinde ana sınıfların okullaşmayı %100'lere taşımaktır. Türkiye'nin birçok yerinde okul öncesi eğitim aynen ilk öğretim gibi zorunlu hale getirilmiştir. Bu kademeli olarak devam etmektedir. Sanırım önümüzdeki yıldan itibaren de bizim Mardin'imizde okul öncesi alanında ilk öğretimlerde olduğu gibi zorunlu hale getirilecektir. Ama bizim kendi ilimizde zorunlu hale gelmeden önce biz zorunluymuş gibi okul öncesinde okullaşmayı artırmanın, yaygınlaştırmanın çabası içerisindeyiz. Şube Müdürüm Zeynep Hanım biraz önce okul öncesinin önemini çok güzel bir şekilde ifade etti. Kaliteli bir okul öncesi eğitim, çocuğunuzun hayatının her alanında önemli. Dinlemedim anneciğimi.
Allah.